Devam edelim. Bu altılı masanın sahibi... ...büyük elçiler nasıl saldırdılar Türkiye'ye... ...geçtiğimiz Cuma günü? Dediler ki Türkiye'de terör olayları olacak... ...bilmem ne olacak gitmeyin. Niye olacak terör olayları? İşte e, terör olaylarının olma sebebi şuymuş... ...efendim Kur'an yakılmasını... ...protesto için... ...Türkiye'de e, yabancıların olduğu yerlere... ...özellikle de yabancı ibadethanelerine... ...kilise, sinagog bilmem ne falan gibi yerlere... ...saldırılar olacakmış. Yalan. Şimdi i̇şte, bunu kim söyledi? Ee, ...Almanya, ABD... ...ABD söyledi zaten bunların ondan sonra uydularınız... ...hizaya geçti. Ne demişti? İşte Amerikan Büyükelçiliği... ...sonra peşinden onun elemanları... ...gelmeye başladı. Almanya, Belçika, Fransa... ...İspanya, İsveç, İtalya. Bunlar birleştiler dediler ki... ...terör saldırısı olacak aman ha... E, ...burada şöyle yapmayın diye. Şimdi tabii bunların... değirmenin su taşıyan şuursuz bir medya... ...bunları köpürtmeye başladı. Medyanın bir kısmı... ...şuurluydu... Ee, muhalif olmasına rağmen la git falan diye yapmadılar haberi. Bak muhalif medyadan haberi yapmayacak kadar akıllı tipler gördüm ben hakikaten ha. Ee, vallahi bak yiğidi öldür hakkını yeme. Ee, güya bilmem ne olup da salak salak hareket eden de gazeteciler gördüm. Böyle Allah'ım Türkiye'mizi koru falan yazıyor lan. Gerizekalı! Aptal herif! Şimdi Bunlar bunu yaptılar. Peki bu operasyon işte darbe vuracaklar, şey yapacaklar. Bizim Dışişleri Bakanlığı çok güzel bir hareket yaptı. Dedi ki ABD ve Avrupa ülkeleri için bir şey seyahat şeyi yayımladı ve uyarı. Diyor ki uyarıda yabancı karşıtlığı, ırkçı nitelikte saldırılar ve dini hoşgörüsüzlükle karşılaşabilirsiniz. Avrupa ve Avrupa Birliği ve Amerika'ya giderken ve Avrupa Birliği ülkelerine giderken dikkatli olun bu ülkeler saldırgan ırkçıdır. Yabancı karşılığı görürsünüz. ırkçı saldırılar görebilirsiniz. Ve dini hoşgörüsüzlükler görebilirsiniz. Buralar gidilecek, görülecek, yaşanacak yerler değildir. Ayağınızı denk alın diye. Nasıl? Normalde Türkiye kendine iftira edildiğinde saldırıldığında ne yapardı? Eski Türkiye. Vay. Bir dakika. Ben çayı içerken benim mikrofonu kim kapattı? Bir daha yapacağım. Sistem bunu çayı içerken bak otomatik şu anda sistem. Bak ellerim burada. Çok güzel bir şey değil mi yapay zeka ya? Sen diyor çay içiyorsun diyor. Ses diyor dinleyiciye gitmesin diye kapatıyor. Bu yapay zeka müthiş ya. <laughs> Yürü sevde kapatıyormuş. <laughs> Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nın eskiden böyle bir şey olsa Türkiye'ye böyle bir şey söyleseler bizi ne yapardık? Özür dileriz bizi yanlış anlamışsınız. Müsaade ederseniz sizi kendimizi ifade edelim falan diye böyle bir ezik ezik hal olur değil mi? Yok öyle bir şey. Şimdi o dikkat edin burada terör mü var? Tamam siz de Avrupa Birliği'ne ve Amerika'ya dikkat edin. Asıl ırkçı saldırılar asıl terör orada var diyen bir Dışişleri Bakanlığı var. Çok güzel. Böyle ve Süleyman Soylu'nun bu konudan üzerine de şunu söylüyor. 14 Mayıs'ta diyor Amerika'nın Avrupa'nın bütün liderleri sıraya girecekler. Biz de Tayyip Erdoğan'la konuşabilir miyiz diyecekler. O gün de göreceğiz diyor. 14 Mayıs'tan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Böyle bir şey var.